Vallahi harika bir gün. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımız inşallah çok mutlu olsunlar. Ne diyelim yani, çok güzel bir gün. İnşallah. Siz neler söyleyeceksiniz Hakan Bey? İki sevdiğimiz dostumuzun mutlu gününde onları yalnız bırakmak istemedik. Güzel, eğlenceli inşallah. Evet, tam da yazın sonuna geldik. Yaz nasıl geçti sizin için? Tatil kaçamakları yaptınız ufak ufak ama. Yani yaz güzel geçti. Hakan çok yoğun olduğu için biz çok tatil yapamadık aslında. Ama yani böyle 3-5 gün tatiller yaptık. Onlar da çok güzel geçti. Yazın sonunda böyle güzel bir etkinlikle bir aradayız. Çok mutluyuz, daha ne olsun. Evet, kesinlikle. Peki yeni sezonda başlıyor artık. Sizinle ilgili birkaç dizi projesi vardı, imza aşamasına gelindi diye ama kabul edildi mi? Aile dizisi vardı, birkaç daha dizi vardı ama şimdi ben sana... Şimdi biz de Tuzak diye bir dizide, TV8'de başlayacağız inşallah. Çok güzel olacağını umuyoruz. Akın Akın Özü, partnerinizle. Evet. Okuma provaları gerçekleşti mi peki ya da tanışabildiniz mi? Daha hiç tanışmadık hiçbir oyuncuyla ama arkadaşım olan çok oyuncu var projenin içinde. Heyecanlı bekliyoruz. Bu önümüzdeki hafta içi hepsiyle tanışacağız tekrar tanışmadıklarımızla. Çok güzel olacağını düşünüyoruz. Çok heyecanlı bizim için. İnşallah güzel olacak bakalım. İnşallah. İyi olsun diyelim çok şimdiden. Teşekkür çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar size. İyi akşamlar. Teşekkürler. Kanka ben... Felekle kaderim bir oldu vurdu. 2011'de uğradığı silahlı saldırıda başından vurulan ve mucize eseri hayatta kalan İbrahim Tatlıses, 11 yıl sonra ikinci kez ölümden döndü. Bodrum Yalıkavak'ta çocuklarıyla kahvaltı yapmak için yola çıkan ünlü sanatçının içinde bulunduğu minibüs karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle şarampole devrilen araçta sıkışan Tatlıses, ekiplerin uzun uğraşları sonucu yanmaktan kurtarıldı. Tatlıses'in oğlu İdo, eşi Yasemin Şefkatli, kardeşi Dilan Çıtak Tatlıses, Melek Zübeyde Akkaş ve kuzeni Mert'le beraber babasının aracının içinden... Tatlıses'e akli melekelerinin yerinde olmadığı iddiasıyla dava açan büyük oğlu Ahmet Tatlıses, kazayı duyar duymaz soluğu olay yerinde aldı. Tatlıses, araçta sıkışan babasını kurtarmaya çalışan görevlilere destek verdi. İbrahim Tatlıses, ambulansa alınırken çarşafla kamufle edildi. Tatlıses'i ambulansa alındıktan sonra ilk kez Magazin Hattı ekibi görüntüledi. Felek benim yazım, kışa çevirdi. Kurtarma çalışmaları sonrası derin bir nefes alan İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli ile beraber babasının peşinden hastaneye gitti. İbrahim Tatlıses'in ağır hasar alan minibüsü vinçle kaldırıldı. Tatlıses hastane yatağındaki ilk mesajını türkü söyleyerek verdi. Ardından da akşam yapmayı planladığı konserini ertelemeyeceğini duyurdu. Türkü olsam dillerde, diyar diyar dolansam. Arayan soran herkesten Allah razı olsun. Akşam görüşmek üzere. Ünlü sanatçı Ebru Yaşar da kaza haberini alır almaz hastaneye koştu. Yaşar Tatlıses'e moral verdi. Plan. Tamam mı? Süper. Çok iyi. Hiçbir şey yok maşallah. Sen bitti demeden bitmez. Ben bitirdim. Allah bitti demeden bitmez. Allah bitirecek öyle. Çok geçmiş olsun tekrar tekrar. Hiçbir şey yok. Gayet iyi. Bir kırık var. Bu kadar. Ebru Yaşar hastane çıkışı Tatlıses'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ebru Hanım geçmiş olsun. Girme kanka, girme kanka, girme kanka. Son bilgiyi sizden alalım. Gayet iyiydi. Evet. Her şey yolunda, çocukların yanında. Alıyor, evet alacak. Ha, alacak. Ayağında kırık problem olmayacak peki sahnede? Herhalde oturacak yani. Bence bir problem olmayacak ama doktorları tabii ki uygun görürse o saate kadar. Şu anda alacağım diyor. Öyle bir sıkıntı yok yani. Neşesi de yerinde. Kazanından bir bilgi paylaşmak istedim. Evet evet, bayağı korkmuş doğal olarak. Zaten görüntülerden de görüyorsunuz yani çok ciddi bir kaza aslında. Evet. Arkadaymış, uzanıyormuş, yuvarlanmış yani 3 kere yuvarlandım arabanın içinde dedi. Bir ayağı işte o sırada kırılmış ama hiç bilincini falan kaybetmemiş yani. O yüzden evet evet iyi. Hepinize geçmiş olsun. Görüşürüz. Ünlü sanatçının büyük oğlu Ahmet Tatlıses hastane çıkışı açıklama yaptı. Sağlık durumu iyi. Yani buna da şükür. Gerçekten büyük bir kaza. Ama çok iyi bir şekilde çıkmışlar hepsi. Diğer arkadaşları, diğer yaralı arkadaşları da iyi çıkmış.
Allah'ın takdiri iyi. Buna da şükür. Allah korusun kendilerini. Tehlikeli olmasına rağmen kaza sonrası minibüste sıkışan babasına yardım etmek için arabaya ilk giren kişi olan Ahmet Tatlıses'in konuşurken sesi titredi. İlk Polat aradığında ne olduğunu bilmeden gittim yani öyle o şekilde. Çünkü bir kazadır. Sonuçta gidilecektir yani. Bunun şeyi yok. Bazı kadar. Problemler vardır. Duyup onlar şimdiki. Ne oldu, hani tepkiniz nasıl oldu? Ya işte o tepki aracın buraya bir şey düşer. O, doğrudur, doğrudur. Aracın şeyine kadar girdim. Tehlikeli de olsa girdik kenarda sıkıntı yok ama olur. Yani insanın burası kalptir yani. Bir şekilde girersin. Gidersin yani. Saygılar, teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bir daha yaşatmasın Rabbim inşallah kendisine. Saygılar. İlerleyen dakikalarda İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli ile beraber hastaneden ayrıldı. Geçmiş olsun. Nasıl İbrahim Bey'in durumu? Biraz konuşabilir miyiz? Senden de biraz bilgi alalım. Yasemin Hanım size soralım. Olsun. İbrahim Bey'in durumu nasıl? Ben de eyvallah çok. Tamam. Dilan Çıtak Tatlıses bir ara arabasında kendisini bekleyen köpeğine bakmak için hastaneden çıktı. Geçmiyoruz. Çok kısa bir konuşalım. Babanızın yanınızdaydı. Neler söyleyeceksiniz? Sağlık durumu. Onunla ilgili. Bir iki kelime alsaydık sizden. Arabada köpeğim vardı. Ona bakmaya indim. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. Çok geçmiş şimdi olsun. Şey durumu nasıl peki? Çok güzel. Teşekkür ederim. İbrahim Tatlıses söz verdiği gibi akşam Bodrum'da sahne alacağı mekana ambulansla gitti ve kırık bacağı nedeniyle tekerlekli sandalye ile seyircilerin karşısına çıktı. Tatlıses bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Ünlü sanatçı geçirdiği kazayı anlattı. Şimdi bugün başımızdan bir kaza geçti. Cenab-ı Hak kurban olayım. Meleklerini gönderdi. Arabamız dereye yuvarlanıyordu. Resmen gidin orada kaya olun dedi. Eğer yarın gideceğim o kayalar varsa terbiyesizsin. Kaya maya görmeyeceksiniz orada. Çünkü o kayalar melek kuşlara gittiler. İdo bizim önümüze gidiyordu. Kahvaltıya gidiyorduk. İdo bizim önümüze gidiyordu. O araba da kaymış. Ama biz yürüyoruz da tabii ne olduğunu bilmiyoruz. Freni patlamış falan değil. Sonra öğrendik ki kay çiğde yağıyordu şey. Yağmur çiseliyordu. İdo bize çarptığını görünce arabadan hani daha çekiyor Yasemin'le birlikte. Çekiyor kenara. Bütün geçen arabalar da diyor ki yani tüp yok. Yanlış söndürücü tüpler. Böyle yapıyorlar. Allah için biriniz durun be. En son biri sağ olsun duruyor. İdo tüpü alıyor, Uğur kardeşim sağ olsun şoförümüz. Önde de üç kişi oturuyor, kafa havaya indi, iyi bak, üçü de öldü dedi. Gitti yani, Allah korusun. Ama Allah işte, Allah bitti demeden de bitmiyor. İdo Tatlıses yanmaktan kurtardığı babasıyla şakalaştı. Ateşi söndürdün, tamam. Benim ateşim var. Benim ateşim söndürdüm. Ateşini ben söndüremem! İbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazası yıllardır küs olan çocukları İdo ve Dilan'ı da barıştırdı. İki kardeş babalarıyla beraber sahnede renkli bir şova imza attı. Biliyoruz aşık olduğunuzu. Boşunuz yok. Hep aşıksınız. Bu arada tabii ki de çok güzel bir şey. Aşk ama... Hani ne yok bir şey yapacağım. Mikrofonu falan açacağım sandım. Nereye gireceğimi şaşırdım. Ben biraz şöyle durayım da. Ne olur ne olmaz. Sen eşine aşık değil misin? Ben aşığım. Mikrofon. Ben herkese benim tahtımda mikrofonumda gözü var. Aa, olur mu estağfurullah. Senin sesinin yüzde biri bende olsa var ya bak buradan aşağı in. Başka mikrofon yok ikimiz. O zaman siz bırakın biz söyleyelim artık yeter. Oynamak ne mesela? Dilan Çıtak Tatlıses ve İdo Tatlıses beraber halay da çekti. Bu dakikalarda Tatlıses çok duygulandı.
içerisinde. Hançer yarası değil, tombul kurşunu değil. Lan bir de detona olun arkadaş, detona. Yok, orijin sağlamalı. Allah razı olsun size, ikinizden de. Sağ olun.